Türk toprakları üzerinde yaşayanların hiç kimseye ağız eğmeden, boyun bükmeden yaşayabileceği yerler olacak. Biz bunu temin etmek üzere yola çıkıyoruz. Bütün Türkiye'de satın alınmadan ele geçirilebilen gıda imkanları olacak. Bitki ve hayvan olarak. Hiç kimse risk endişesiyle ona buna kavuk sallamayacak. Çalışmak, şeref kazanmak anlamına gelecek. Yani şerefini korumak ve yükseltmek isteyen insanlar, çalışan insanlar olacak. Ve hepinizin bildiği gibi bunu yıllar öncesinden ilan ettik. Sabah namazından 1 veya 2 saat sonra mesai başlayacak. Bu yere ve zamana göre değişebilir. Bazen 1 saat sonra, bazen 2 saat sonra başlayabilir. Ve ikindi ezanı okunduğu zaman mesai sona erecek. Dediğim gibi biz birbirimize ait insanlar olarak yaşayacağız. Yani Resul-i Ekrem'in dediği gibi bir vücut, yani yekpare olarak yaşayacağız. İkindi ezanı okunduğu zaman da mesai bitecek. Yaz veya kış. Kışın daha az çalışacağız. Yazın daha çok çalışacağız. Yani bulunduğumuz yere göre. Yani tabii İsveçliler ne yaparlarsa yapsınlar yani. Bütün Türk toprakları su yoluyla birbirine bağlanacak. Yani Çoruh'tan Meriç'e kadar aradaki göller hepsi dahil olmak üzere. Yani bir kayığa binip bütün Türk topraklarını gezebilirsiniz. Böyle yani motorlu olması şart değil. Kürekli bir kayıkla her yere gidebilirsiniz. Bu tabii ki önemli bir İklim değişikliğine de sebep olacak. Yani ne denir? İklim değişikliğine sebep olacak. Yani çünkü bununla herhalde yağışların seyri falan filan değişir. Ondan sonra ve bütün o çok katlı binaları hayvan ve bitki yuvası yapacağız. Yani oralarda bir takım tabii ki bitkiler olacak. Mesela mantar yetiştirmek gayet kolay yani.